Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Edin Visha. Süper Lig'de beklerini veremeyen Başakşehir'in yıldızı Edin Visha, devlerin radarında yer alıyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi bu transferde rakipsiz değil. Emre Belözoğlu, oyuncu ve kulübü ile olan iyi ilişkilerini kullanarak Boşnak Yıldız'ı takıma katmaya çalışacak. Lucas Biglia. Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazetesi Nicola Sciarra, pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Tiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi. Aboubakar. Süper Lig'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi bir maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe'de talip oldu. Sabahın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile Sarı Lacivertler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe hedef ve planlamaların değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi. Vedat Muriç. Sarı lacivertler kadrosuna kaliteli santraforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunun ortadan kaldırmaya amaçlıyor. Fenerbahçe eski golcüsünün gündemini aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Hikli Tari'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Burak İnce. Altın Ordu'nun yetenekli gençlerinden biri olan Burak İnce, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Galatasaray'ın da istediği genç futbolcu ve kulübüyle görüşmeler sürüyor. Enis Destan. Avrupa kulüplerinin gözdesi Enis Destan, Süper Lig devleri tarafından da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe yönetimi ile Altın Ordu arasında görüşmeler sürüyor. Enis Destan ve Burak İnce için toplam 6 milyon euro isteyen Altın Ordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız." ifadesini kullandı. Fabio Martins. Sarı lacivertli takımın geçen sezonda gündeme gelen Fabio Martins ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi El Shabab'a gitmişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Braga'ya yeni teklif sunulacak. Nikola Maksimovic. Napoli forması giyen yıldız isim uzun süredir gündemde yer alıyor. Fenerbahçe en yüksek teklifi yapan kulüplerin başında geliyordu. Sırp oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro civarında teklif için önümüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi. Mehdi Benatia. İtalyan gazetesi Nicola Sciarra'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü gazeteci Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aldoail'den ayrılmaya hazırlanan Mehdi Benatia için devrede olduğunu duyurdu. Muhtar Diakabi. Fenerbahçe stoper transferinde Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Muhtar Diakabi için harekete geçti. Yıldız futbolcunun 1.92 boyu bulunuyor ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Diakabi bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Şerdan Şakiri. Kanarya'nın teklif yaptığı Şerdan Şakir'in 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. 29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool'da 14 milyon euro bonservis bedelini belirledi. Konstantinos Simikas. Fenerbahçe'de sol bek için yeni bir aday gündeme geldi. Liverpool'da şans bulamayan Simikas'ın da gündemde olduğu ifade edildi. 25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. Kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor. Arnavutovic. Sarı lacivertler Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnavutovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını yürütürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sağ bek pozisyonda mevcut durumda Gökhan Gönül ve Nazım Sangari olmasına karşın Sarı Lacivertler takviye yapmak için kolları sıvadı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe Serie A ekibinde forma giyen o isim için temaslara başladı. İtalyan basınında Romalı Davide Santo'nun Fenerbahçe'nin radarında olduğu ifade edildi. Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ile beraber Santo'na başka Türk kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
2 Ocak 1991'de İtalya'da dünyaya gelen Davide Santon, sağ bek pozisyonda forma giyiyor ancak tercih edilmesi halinde sol bekte de görev yapabiliyor. 1.87 boyundaki yıldız futbolcu, İtalyan milli takımlarının alt yaş gruplarında da forma giyerken 8 kez de A milli oldu. Inter altyapısından yetişen Davide Santon, kariyeri boyunca Cesena, Newcastle ve Roma'da forma giydi. Öte yandan Davide Santon bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 1 asist üretti ve 608 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu artık geleneksel bir fobiye dönüşmeye başladı. Özellikle son 3 senede ligde ilk 2'ye bile girememesi ve 7 farklı teknik adamla çalışması bu sıkıntıyı daha da arttırdı. Ancak sarı lacivertli kulübün son 30 yılına bakıldığında teknik direktörlük seçimi ya da yolların ayrılması gibi konularda hep sorunlar yaşadığı görülüyor. 1989'da 103 gollü tarihi şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'de belli bir hoca istikrarı ya da başarısız serisi elde edilemedi. Sadece 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında arka arkaya gelen 2 şampiyonluk oldu. Bu 30 sene içerisinde Fenerbahçe'de 32 farklı isim görevi attı. Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal da 2 farklı dönemde çalıştı. 1990-2021 arası Fenerbahçe ligde sadece 7 kez şampiyon olabildi. Aynı sürede ezeli rakiplerden Galatasaray 13 ve Beşiktaş 9 kez zirveye çıkarak Fenerbahçe'yi geçti. Galatasaray şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'nin önüne geçerken Beşiktaş ise ilk 3 şampiyonluk kadar yakınına geldi. Bu 30 yılda en fazla süre alan isimler 2 farklı dönemde 4 yılda Daum ve Aykut Kocaman oldu. Ersun Yanal da 2 farklı dönemde 2,5 yıl çalıştı. Bu 3 isim de Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıran isimlerdi. Fenerbahçe'de son 30 yılda şampiyon olan Pereira, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal da zirveye çıktıkları sezonun hemen arkasından ya ayrıldı ya da gönderildi. Fenerbahçe'de sadece 3 yıldır başkanlıkta olan Ali Koç teknik direktör seçimlerinde hep yanıldı. Koç döneminde sezonu açan hiçbir teknik adamla sezon sonu getirilemedi. Aykut Kocaman'ı yollayarak göreve adım atan Ali Koç sırasıyla Koku, Ervin Koman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile çalıştı. Şu anda da en son Belözoğlu'nun görev yaptığı Fenerbahçe'de 2021-22 sezonu öncesi henüz resmi isim teknik direktör olarak belirlenmedi. Milliyet'in haberine göre sarı lacivertli kulüpte son 30 yılda 32 farklı teknik adam çalıştı. Bu 30 yıllık süre zarfında 1989-1996, 1996-2000 ve 2014'ten günümüze gibi uzun süreli şampiyonluk hasretleri oldu. İşte teknik direktör favorisi olan Fenerbahçe'de çalışan 32 isim. Veselinovic, Ömer Kaner, Hiddink, Erol Togay, Wenglos, Tınaz Tırpan, Oseik, İviç, Pereira, Lazaroni, Barik, Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofoğlu, Mustafa Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico, Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Pereira, Advokat, Koku, Koman, Tahir Kanabınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu. 1998-2018 arası 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım tam 17 farklı teknik direktörle çalıştı. Kulüp tarihinde en fazla süre görev yapan başkan olan Yıldırım bu denemede de en çok teknik adamla çalışan isim oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunduğu ve hatta resmi teklif götürdüğü ifade edilen Manuel Pellegrini ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Manuel Pellegrini'ye yüklü miktarda maaşlı bir teklif yaptı. Haberin detaylarında Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçeli yetkililere teşekkür ettiği ve bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pellegrini'nin İspanya'da mutlu olduğu ve Real Betis'ten ayrılmak istemediği yazıldı. Manuel Pellegrini 2020 yazında Real Betis ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 40 maçta 1.7 puan ortalaması yakalamıştı. Süper Lig'de sezon başı ve devre arasında flash transferleri imza atan Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamladı. Taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Sarı Lacivertler de yönetim transfer çalışmalarına başladı. Sarı Lacivertler bu sezon nokta atışı transferleri kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon verim anlamayan isimlere de yollar ayrılarak maaş yüküne hafifleme hedefleniyor. Yeni sezon kurulacağı güçlü kadro ile hedefe kilitlenmek isteyen Kanarya transferde de büyük oynamaya başladı. Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi. Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için İspanyol basının gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimleri başladığı aktarıldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklamasını yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğini belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğu fakat en yüksek
teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı. Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda sarı lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerle olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı. Mundo Deportivo'da yer alan haberde Marcelo'nun Real Madrid'de 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda fesih bedeli olarak Marcelo'ya yıllık ücreti olan 12 milyon euroyu ödemek zorunda olduğu ifade edildi. Real Madrid'den yılda 12 milyon euro kazanan Marcelo'nun ise takımlar ayrılıp ayrılmama konusunda kararın henüz vermediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Marcelo için bazı sponsorları devreye sokabileceği iddia ediliyor. 2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Marcelo, Eflatun beyazlı takıma çıktığı 524 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Marcelo bu karşılaşmalarda 101 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Özellikle Mendy transferinin ardından yedek kulübesine çekilen Marcelo 2020-2021 sezonunda toplamda 19 maça çıkabildi. Marcelo'nun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 10 milyon euro. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.